Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine, art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Bu kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Ancak bazılarının bu durumdan hiç de mutlu olmadıklarını görüyoruz. Dün Türkiye terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin biz terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Dün Türkiye siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle boğuşurken yüzleri gülenlerin biz ülkemizi huzura, istikrara, güvene kavuşturarak yolumuza devam ettiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışılırken yüzleri gülenlerin istikrar ve güven iklimi yeniden güçlenmeye başladığında yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Hangi akıl ve vicdan sahibinin morali, ülkenin hayrına, milletinin menfaatine olan böyle bir gelişme karşısında bozulabilir bilmiyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Katılmıyor olabilirsiniz. Farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı. Bu iş kaldığı yerden devam edecek mealinde açıklamalar yapıyor. Ya bunların beyni sulanmış. Aynen öyle. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir. Hatta teşvik etmektir. Tabii bunlarla ilgili şu anda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulumuzda yargı yolunu ne yaptı? Açtı. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Ve size bu dönemlerde arka çıkanlar, sahip çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın, buna ne gücün yeter, ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırslarıyla baş başa bırakıp biz kendi işimize bakacağız. Milletimiz ne diyor? Ne istiyor? Neyi bekliyor? Ona bakacak. O doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. Kurun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil, üretimden enflasyona, ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da
tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacaktır. Dolayısıyla burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil, ülkemizin tamamıdır. 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan bir kez daha herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor. Ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz. Değerli arkadaşlar, kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Kamu işçilerine ve memurlarına yapılan toplu sözleşmelerini enflasyon farkıyla garanti altına aldık. Asgari ücrete %50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Yıllardır, 10 yıllardır ne deniyordu? Asgari ücret vergi dışı kalmalı. İşte bunu da bizim iktidarımız başardı. Bununla kalmadık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Böylece mesela memurlarımız da toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de kendi çalışanlarına bu gelişmeler doğrultusunda hak ettikleri ücreti takdim edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bugün bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Ülke olarak ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını gerçekleştirerek 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4. sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren %23 ve Temmuz ayı itibariyle %23 olmak üzere yıllık ortalama %51 oranında artırıyoruz. Orman köylümüzün alın terinin karşılığını vereceğine inandığım bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen miktarlarda kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2,6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Amacımız
çiftçilerimizin tohumu toprakla buluşturmasını, ekmesini, üretmesini devam ettirmektir. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödüllerini verdiğimiz törende tekrar ifade ettiğim gibi önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır.